Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgisayar güç kaynağı sökeceğiz arkadaşlar. İçinde neler var veya bilgisayar güç kaynağıyla neler yapabiliriz onları göstereceğim. Yukarıda gördüğünüz gibi örnekleri vardır. Şimdi arkadaşlar, ilk önce sökmek için gördüğünüz şu 4 vidayı çıkartıyoruz. 4 vidamızı söktük arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi 450 wattlık bir güce sahip ve gördüğünüz gibi verdiği amper değerleri. Şimdi bunu alıyoruz arkadaşlar. İçine geldiğimiz arkadaşlar, gördüğünüz gibi trafolarımız, kapasitörlerimiz, fanlarımız falan var. İlk önce ben bunu bir dışa alayım. Dış kutusundan bir kurt alalım. Ondan sonra içini net bir şekilde göstereyim sizlere. Şimdi arkadaşlar, bunu çıkarttım. Dış kasayı komple. Vidalarımız aynı şekilde, şurayı katayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ilk başta şunları da bir kurtulayım arkadaşlar. Şu kabloları da keseceğim. Size detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi kablolarımızı da söktük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bayağı bir kablomuz oldu. Bunları ben bir kenara atıyorum. Arkadaşlar, bu UPS'yi güç kaynağı diyeyim yani. Hurdacılardan 1 TL'ye alabilirsiniz. Fazla vermeyin. Dediğim gibi iyi bir pazarlık yaparak bu şekilde alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir tane 12 voltluk bir fanımız var. 0.22 amper değerinde. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, şunları nereden baksanız yani, şunu ikisini alsanız şunu 5 TL'ye, şunu da elektrikçilerden 2-3 TL'ye alırsınız yani. Gördüğünüz gibi hemen parası birden çıktı. Buraya geldiğimizde arkadaşlar, gördüğünüz gibi sigortalarımız var. NTC'miz var arkadaşlar. Şuraya geldiğimizde arkadaşlar, troit nüvemiz var. Arkadaşlar, bu troit nüvemiz arkadaşlar, voltaj yükseltmede bayağı bir faydası oluyor. Bunları kesinlikle atmıyorsunuz. Bunları kullanacaksınız. Gördüğünüz gibi kapasitörlerimiz var. Kondansatörlerimiz var. Gördüğünüz gibi her değerde şuradaki gördüğünüz değeri de görüyorsunuz. Yakında göstereyim size. Gördüğünüz gibi soğutucularımız var. Arkadaşlar, biz peki bunlara neler yapacağız? Ben onu size göstereyim. Şurada bir tane gördüğünüz trafomuz var. Ben daha öncesinden söktüğüm bir bilgisayar güç kaynağının trafosu arkadaşlar. Yani çıkışlarını, girişlerini size göstereceğim. Bunlarla güç kaynağı yapacağız arkadaşlar. Rahatlıkla yani şu şekilde göstereyim. Şu akor lambayı yakacak şekilde veya şu yukarıdaki lambaları yakacak şekilde sizlere devreleri göstereceğim ben. Gördüğünüz gibi bu da troit nüvedir arkadaşlar. Yakından göstereyim size. Voltaj yükseltmede gerçekten çok faydalı bir parça. Bunları sizlere göstereceğim. Neler olduğunu. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi yakından görmek isteyen arkadaşlar bu şekilde bakabilir. Peki arkadaşlar, bu bilgisayar güç kaynağı ile dediğim gibi neler yapabiliriz? En başta onları göstereyim size. Bir güç kaynağı yaparız. Veya herhangi bir cihazı çalıştırmakta bu kabloları kullanabiliriz. Çıkışlar herhangi bir, dediğim gibi 12 volt, 3 volt ve 5 volt gibi değerleri vardır. Akü şarj yapabilirsiniz. Ayarlı güç kaynağı yapabilirsiniz. Örnek olarak da ben size bir tane gösterimi, bakın yukarıda farklı bir USB'miz var, güç kaynağımız var. Bu şekilde göstereyim. Ben şimdi bunu hemen kablolarını, bağlantılarını gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi bağlantılarını da yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu devreyi ben size göstereceğim. Bu normal bir bilgisayar güç kaynağının parçaları. Şu arkasına da kendim yaptığım önceki ayarlı güç kaynağı videosu da vardır. Size tekrar baştan, en baştan da göstereceğim. Şimdi sistem çalıştırıyorum, enerji veriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde şuradan da potumuzdan da istediğimiz ayara getirebiliyoruz, 12 volta kadara. Bu her atölyede olması gereken mecburi arkadaşlar güç kaynağımızdır. Bundan mecbur sizler de yapmak zorundasınız, eğer benim gibi böyle hobi amaçlı uğraşıyorsanız bunlardan kullanmalısınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu enerjiyi de keseyim şuradan kısa devre olmasın diye. Burada söktüğüm parçada da arkadaşlar, VCD'den sökmüştüm. Buradan çıkış aldım bu şekilde. Tabi bunları düzelteceğim. Sadece bu deneme amaçlıydı. Gördüğünüz gibi sizler için parçalarımızı aldık. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi ayarlı güç kaynağı yapabilirsiniz. İsterseniz zamanla ben size göstereceğim. Burada akülerimizi de şarj edebiliriz arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek sizlere göstereceğim. Bu şekilde de arkadaşlar, aklınıza takılan bir soru varsa dediğim gibi yazabilirsiniz. Size yardımcı olabilirim.
Gördüğünüz gibi bir sürü sigortamız var, NTC'lerimiz var, trafolarımız var, nüvelerimiz var. Biren 4007 diyotlarımız var. Dediğim gibi her türlü malzemenizi buradan karşılayabilirsiniz. Ama dediğim gibi kesinlikle hurdacıdan bir TL'den fazla vermeyin. Kısa zamanda arkadaşlar dediğim gibi bu videoları hepsini tek tek paylaşacağım size. Dediğim gibi güç ayarlı güç kaynağı yapacağız. Akü şarj edeceğiz. Ve dediğim gibi bir tane de jeneratör yapacağız arkadaşlar. Size sözümüz olsun. Kısa zamanda bunları paylaşacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. İyi günler.